Warten nach Granate. Salonlar dar geliyor arkadaşlar. Büyütmemiz lazım. Çok arkadaş ayakta. Merhaba. Sayın eş genel başkanlarımız, sevgili milletvekili arkadaşlar, çok değerli konuklar ve basının emekçileri, hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan'ı kürsüye davet ediyoruz. Buyurun başkanım. Sayın Eş Genel Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, Ankara ve ilçelerinden grup toplantımızı izlemek üzere buraya gelen çok değerli halkımız, sevgili anneler, kadın arkadaşlarım, basının değerli emekçileri. Hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün tek bir gündemle, Leyla Güven gündemiyle toplanmış bulunmaktayız değerli arkadaşlar. Türkiye'den Hevler'e, Avrupa'dan dünyanın birçok ülkesine kadar her yerde yankılanan, sınırları aşan bir direnişe dönüşen Leyla vekilimizin sesine ses olmak, nefesine nefes olmak üzere buradayız. Leyla vekilimizin açlık grevinin bugün 90. günü. Tecrit karanlığının kalkması için 90 gündür değerli arkadaşlar bedenler açlığa yatırıldı. Ve Leyla vekilimiz bu direnişte elbette ki yalnız değil. Tutuklu milletvekillerimiz sevgili Sebahat Tuncel ve Selma Irmak başta olmak üzere onların 21. günü ancak cezaevlerindeki ve yurt dışındaki açlık grevinde olan arkadaşlarımızın sayısı 315. Ne diye? Adalet ve barış gelsin diye. Gençler toprağa düşmesin, anneler ağlamasın diye. Bu ülkenin her toprağında barış meltemleri açsın diye. Birbirinden kopartılmaya çalışılan halklar kucaklaşsın, kenetlensin diye. Kimlikler, diller, kültürler, inançlar özgürce yaşasın diye. Evet, İmralı Tecriti 20. yılında. Ülke 20 yıldır tecritte değerli arkadaşlar. Ne zaman tecritin yerini çözüm süreci almıştı? İşte o zaman barışın adı yaşam, yaşamın adı barış oldu. Umutlar arttı, yüzler güldü, aydınlık günler başladı. Ne zaman tecrite dönüldü? İşte o zaman umutlar yeniden karartıldı, ülke karanlığa yeniden sürüklendi. Değerli arkadaşlar, tecrit karanlıktır, çözüm ve barış ise aydınlıktır. İşte Leyla ve yoldaşları barış için, aydınlık bir gelecek için kendi yaşamlarını ortaya koydu. Leyla'yı ve tüm arkadaşlarımızı yaşatmak bu ülkenin borcudur. Vicdanlarımızın minnet borcudur bu. İktidarın sahipleri bu sesi görmezden gelse de 90 gündür bu ülkede umut ve cesaret Leyla ile yeniden hayat buldu. Çünkü Leyla'nın gözlerinin içi umuttur, cesarettir, sevgidir. Orada ışık var, orada aydınlık bir gelecek var. Orada barış için doğacak güneş var. Tecrit karanlığının perdesini yırtmak için bu ışığın aydınlattığı yolda yürüyoruz, yürümeye de hep birlikte devam edeceğiz. Milyonlar hep birlikte Leyla olursak, Leyla'ları ve barışı yaşatırız değerli arkadaşlar.
Leyla'ya sözümüzdür. Gözlerindeki o ışık asla sönmeyecek Leyla. O ışık milyonlar olacak, geleceğimizi aydınlatmaya devam edecek. Tecrit'i mutlaka ama mutlaka kıracağız. İnanın ki tecrit kalktığında güneş bir başka doğacak. Tecrit karşısında yıkılmayan barış umutları mutlaka gerçeğe dönüşecek ve özgür yaşamla buluşacak. Adaletin adı değil, kendisi olacak. Özgürlük özgür olacak. Tutsaklığın kendisi barışa tutsak olacak değerli arkadaşlar. Tüm halkımıza, demokratik kamuoyuna, vicdanı olan herkese bir kez daha çağrı yapıyorum. Leyla'yı ve açlık grevindeki tüm arkadaşlarımızı yaşatmak için Leyla'nın sesine ses verelim, nefesine nefes olalım. Tecrit karanlığının Leyla'yı bizlerden, yaşamdan kopartmasına asla izin vermeyelim. Leyla'nın yaşamı ülkenin yaşamıdır. Barışın yaşamasıdır. Yarın çok geç olmadan bu yaşama hep birlikte sahip çıkalım. Leyla'nın yaşamında yeni bir yaşamı kuralım. Buradan hükümete seslenmek istiyorum. Dünyanın duyduğu bu sese kulak tıkamaktan artık vazgeçin. Ortak geleceği yok etmeyin. Halkların barış umudunu söndürmeyin. Bu hukuksuzlukta artık ısrar etmeyin. Unutmayın, adalet bir gün size de lazım olacak. Yol yakınken bu yanlıştan dönün. Tecrite derhal son verin. Değerli arkadaşlarım, Leyla arkadaşımızın sesi olmak için tüm grubumuzla birlikte bu gece sabaha kadar Meclis Genel Kurulu'nda barış nöbeti tutacağız. Barışın sesi bu ülkede asla kesilmeyecek, asla kesintiye uğramayacak. Sevgili Leyla Güven, tecriti kıracağız, seni yaşatacağız, seni yaşatacağız, barışı yaşatacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Süresi kısa ama anlamı içeriği çok çok uzun olan bu konuşma için Sayın Eş Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Grup toplantımızı bitiriyoruz.